Çeksin onu. Yakalanıp barınağa koyulan bu köpeklerin tek suçu yasaklı ırk olmaları. Hayvanseverlerse çıkarılacak yasayla bu köpeklerin tekrar yuvalara yani sahiplendirmelerini bekliyorlar. Köpekleri tehlikeli kılan ne? Öncelikli olarak yasaklı ırk olarak düşündüğümüz zaman yasaklar tamamen kağıt üzerinde olan yasaklar. Yani bir hayvanın yasaklı olarak doğmuş olması özellikle biz hem hekimler açısından kabul edilebilir bir şey değil. Şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bu hayvanların hem atletik yapı hem de çene kuvveti açısından güçlü oldukları, diğer köpeklere kadar göre avantajlı oldukları ortada olan bir durum. Ancak bu onları bizim gözümüzde yasaklı kılmıyor. Bütün hayvanlar aynı şekilde eşit. Buna rağmen tabii ki yasada belirtilen yasaklı ırklar ibaresinden dolayı bu hayvanlar yakalanınca mecburen barınaklara konuyor ve bu barınaklarda sahiplenilmesi tamamen imkansız hale getirilip herhangi bir şekilde yuva bulması imkansız hale getirilip burada işin açıkçası hükmünü doldurması, işte ölene kadar burada bakılması isteniyor. Burası barınak geçici değil mi yani? Tabii ki. Şimdi evet biz birer geçici barınağız ama bu tarz yasaklı ırklar geldiği zaman onları iade etme veya verme durumumuz olmadığı için mecburen gelen bizde bir cezaevi hükümlüsü gibi kalıyor. Üstelik hiçbir suçu yokken. Bunlar sadece yasaklı ırk. Sadece ırkından, ırksal özelliklerinden dolayı biz onları burada hapsediyoruz. Sahipleri geri almak için müracaat ediyorlar mı? Tabii ki edenler oluyor ama yasalar bu konuda gayet net. Hiçbir şekilde geri iade maalesef olmuyor. Kendi özel bakıcıları bakıyor. Belli insanlar sadece onlarla ilgilenebiliyor. Biliyorsunuz bu tarz ırklar biraz daha hassas oluyor. Herkes girip çıkamıyor. Çünkü belli insanlara daha fazla bağlanıyorlar. O yüzden bakıcıları belli standart insanlar oluyorlar. Evet, bu hayvanlar işin açıkçası burada müebbet hapisteler. Suçları olmadan hem de. Bu hayvancağızlar, bu canlılar ne yazık ki insanların bir şekilde kötü düşünceleri yüzünden bu türlü bir muameleye maruz kalıyor. Dikkat ederseniz bizim barınağımız ikiz bir barınak. Yani neredeyse bir barınak kadar bir yeri de bu yasaklı ırk denen ırklara ayırdık. Ve burada da çok ciddi bir çalışma yapıyoruz ve bu hayvanların birçoğunu aslında melez olduğu konusunda tam bir genetik şey yapılamadığı için bilemiyoruz. Sadece benziyorlar. Melez olma ihtimalleri de çok yüksek. Melez olurlarsa? Melez olduklarında ve bir DNA genetik bir şey yapılırsa o zaman teslim edilebilir ama öyle bir çalışma da yapmıyoruz. Öyle bir şey de yok, imkanımız da yok. İmkan yok ve bu anlamda da ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Üniversitelerde çünkü bu DNA dizimi şey yapılıyor. O şekilde bir çalışmaya gidersek belki bu tam da saf olmayan ırkları belki sahiplerine teslim edebiliriz. Evet, şöyle ikisinin arasındasınız ya. Bana doğru bakın. Eğil hocam.
geldim sana.